Vallahi şu an çok yüksek. Yani müşterinin yani alım gücü çok düşük. Yani fiyatlar hafta hafta yani günlük değişiyor desem yeri var. Borsa gibi oldu. Şu an dana kıyma 550 lira veriyoruz. Kuşbaşı 580 lira. Kuzu kuşbaşı 650 lira. Pirzola ve spesyal ürünler 750 lira. Milletle çok zor durumdayız yani. Hani müşterinin alım gücü düştü. Ya şimdi 1 kilo alan yarım kilo, yarım kilo alan 250 gram. Yani gerçekten hani millet de şaşırdı. Her gün ayrı fiyat. Gelince ilk önce şeyi soruyor yani fiyat değişti mi gene? Hani millet bir şey oldu ya yani, tedirgin oldu. Geçen gün müşterimin biri köfte istedi. O gün için 480 liradı köfte, 480 lira dedik. Bugün alayım bir daha almayalım, siz artık bizim gelmemizi istemiyorsunuz gibi sistemde bulundu bize. Zammın bizden kaynaklandı. Bu bizlerle alakası olan bir şey değil. Bu genel bir şey, artış. Bizim bunda kâr marjımız zaten belli. Biz zaten müşteriye derdimizi çok zor anlatıyoruz. Müşteri bunu anlamıyor. Hani neden? Zammı kasap yapmış gibi biliyor. Kesinlikle bunun bizden alakası yok. Bizim üstünde bir kâr marjımız var. Bu genel olarak bizim hayvancılık politikasından kaynaklanan bir şey. Vallahi benim talebim bir fiyatın sabitlenmesi ve burada yani müşterinin bir artık alışması, bir fiyata alışması. Şu an sabitlenen hiçbir şey yok. Köfte yarım değil de 10 tane ver, 6 tane ver diyen var yani, adede de giriyor yani. Şimdi birer kilo insanların alması çok zor. 3 parça bir şey aldım 2 milyar para tutuyor. Gerçekten zor yani insanların iş. 10 bin lira. Vicdanen bu olur mu? Yemin ederim 8 bin lira kiram, oğullarımdan alıyorum, kiramı veriyorum. Ben peki gelip yemeyeyim mi? Bak ben 70 yaşına gireceğim. Tayyip Erdoğan'dan bir yaş küçüğüm. Yani vicdanen 10 bin lira maaş olmaz. Allah rızası için bu ne el atsın. Ben bunu abimden ondan bundan diyorum ki bir iyileştirme yapılacak diye, yapıldı mı gözüm kalmış yapma. Hayır kızım dedi Temmuz'da, dedim onu zaten biliyorum senede iki kere. Ama şimdi ben Temmuz'da ne yapacak o zaman? Ya 1 milyar ya 2 milyar yapacak. Bu yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. En azından emekleri asgari ücretle yapsın. İşte faturam burada. Faturam burada. Bayramda da et almamıştım. Bu benim bayram etim. İşte ne kadar? 1 milyar bilmem ne. Okutun. Bakın. 1470. Bayramda et almadım. Yemin ederim ki ben bayramda et almadım. Maaşınız 10 bin. 10 bin. 1 lira. Bu bana ne kadar gider? Gider. Bana 2 hafta gider. 10 binin dışında evime giren maaş yok. Kiralarımı da öbür oğlumdan, damadım, bir yeğenim var İstanbul'da. Allah 1000 kere razı olsun. Benim bana her zaman para gönderiyor. Ben kiramın üstüne ekliyorum onu. Yoksa ben kesinlikle idare edemiyorum. Bu ne bir el atsın. Asgari ücret gibi olsa yani 18 bin, 20 bin olsa rahat rahat geçiniriz. 10 bin bir şey değil. Bayram ikramiyesi 3 bin dedi. 3 bin neye yeter? İşte 1500'ü verdim. Neye yeter? Benim elektriğim, suyum, bilmem neyim 10 bini geçiyor. Geçiyor. Sabah bir arkadaşım Bulgaristan'a tatile gitmiş. Geldi. Orada 13 levaymış etin kilosu. Yaklaşık dan et kemiksiz 130 liraya falan geliyor. 130 lira orada et. Eskiden Bulgar'da ne kadarsa burada da et fiyatı da aynıydı. Burada birdenbire bir senede ne oldu biz de bilmiyoruz. Geçen sene bu zamanlar et 150 liraydı. Oldu 550 lira kilosu. 3'e katladı yani %300 bir zam. Durdurulamıyor da her hafta farklı fiyat. Haftalık kesim yapıyoruz. Geçen hafta 350'ye kestik. Bu hafta 400. Haftaya belki 450. Yani kimse de bir şey demiyor. Ne olacak bu, nereye gidiyor? Dur diyen de yok. Yani burada çıksa bir Tarım Bakanlığı'ndan bir yetkili dese, kardeşim ithalatı biz serbest bırakıyoruz dese, yapmasalar da et fiyatı geriye gelecek. Gelecek çünkü diyen yok. Köylü de habire fiyat üstüne fiyat koyuyor. Sıkıntımız çok büyük yani. Tüketici için de sıkıntısı var. Alamıyorlar. Yani bir kilo alan yarım kilo düştü. Yarım kilo alan 250 gram düştü. Satışlar biz bayağı geriye geldi yani. Ama ben hala bir kimsenin bir şey yaptığı yok yani. Bu nasıl çözülecek? Bir şey de biz de bilemiyoruz. Bizim için de çok zor. Niye? Satışlarımız hep düşüyor. Fiyat yükseldikçe satış geriye geliyor. Bizim maliyet aynı. Giderler aynı. Satış düştüğü zaman biz de zarardayız bu sefer. Bilmem. Sonumuz hayırlısı olsun. Tarıma biz el atsak, üretime el atsak
bu et fiyatları bu kadar pahalı olmaz. Yurt dışından saman getirtiyoruz. Yurt dışından bilmem ne ödüğü belirsiz dana getirtiyoruz. Çiftçimize, emekçilerimize, biz bu üretim yapan insanlarımıza destek olsak, mazot fiyatları bence ete etki ediyor. Çiftçimiz çünkü tarlasını süremiyor. Tarlasını süremeyince her şeye zam geliyor. Mazot fiyatları düşerse hem çiftçimiz de rahatlar, hem biraz daha fiyatlar daha uygun olur. Bence üretimle ilgili bu zamlar, üretmedikçe, tükettikçe daha çok zam olacak diye düşünüyorum. Üretim, üretim, üretim diyorum. Alamıyoruz yani. Sadece kurbandan kurban, o da kurban alabiliyorsak. Onun dışında herhangi bir eti görmüyoruz. Süt almaya giriyoruz sadece. Yiyemiyoruz işte, bak al. Al işte bak, 5 kişi. 270 lira para verdim buna, yarım kilo yok. Böyle yani. Memleket bakmış gidiyor. Ondan sonra emekli şöyle, emekli böyle. Emekli ölüyor, ölüyor. Daha çok pahalı. Halk alamıyor. Emekli insanlar emekli aldıkları maaşlarıyla gelip eskisi gibi et alamıyorlar. Eskiden bir ucuzluk vardı, bir sirkülasyon oluyordu. Ama şu an o sirkülasyon olmuyor. Kimse alamıyor yani doğru düzgün et. Pahalı yani, alım gücü yok. İnsanlar geçinemiyor, şey yapamıyor. Yani artık istiyoruz etler ucuzlasın. Herkes rahat gönüllüyle alabilsin etlerini. Yok, aynı kartta değişiyor. Eyvallah kardeşim. Kartı bulduk, hangisi oldu? Yok, karışıyor. Çarşı karışıyor. Ben ustam 1 kilo da ince kıyma. Bir de balıymış. Evet. 5.9'da balıymış. Bir